Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce videolarını hazırladım. CS:GO'ya benzerliğiyle dikkat çeken The Origin misyonun yeni sürümü, yeni ismi Alpha Ice, tekrardan beta'ya başladı. Yani her iki oyun arasında fark var mı yok mu, bunu yorumlarda tartışalım. Açıklama kısmına The Origin misyonun gameplay videosunu bırakıyorum. O videoyu da izleyin. Alpha Ice'la bana aralarında çok fazla farklılıklar var gibi geldi. Yani The Origin misyonun oynanışı biraz daha zordu. Alpha Ice biraz daha kolay, CSGO'dan da birazcık daha uzaklaşmış gibime geldi arkadaşlar. Yani Alpha Ice doğrudan The Origin misyonun devamı da olmayabilir, bu bir söylenti de olabilir. Ama bakacağız artık, oyunu hemen inceleyelim istiyorum. Hemen oyunun lobby ekranından başlayalım, güzel bir maç atalım. Şu an lobideyiz, envantere tıklayalım bakalım. Envanterde gördüğünüz gibi sandığımız varmış bir tane. Bu sandığı açalım mı? Ben de sizle beraber yeni görüyorum. Burada neler varmış? Kostümizasyonlar falan filan, kaplamalar, skinler. Aç bakalım abi. Belki güzel bir şey çıkar videonun altına. Yani şu CSGO sitelerindeki kasa açılım efekti gibi olmuş. Ulan bir şey çıktı ama görmedim. İki tane hafif makinalı için kaplama çıkarttık. Hemen giyelim abi. Seri bir şekilde ikisine de giy abi. İkisinde de bu kaplama olsun. Yani terörist, antiterörist muhabbeti gibi ikisinde de o kaplamalar olsun. Aa, bu sadece antiterörist kullanabiliyormuş. Bu olmadı. Burada bir kaplamamız daha var. Tamam, bunu kullanıyoruz. Eldivenlerimiz varmış. Bunu da kullanıyoruz. Bunu kullanıyor muyuz? Bunu da kullanıyormuşuz. Bu eldiven kullanılmıyor mu? Ulan bunu niye kullanmıyoruz? Hemen şunları kullan. Güzel kaplamalar çıkarttık yalnız. Plaklar falan da var ama bunların kaplaması yok galiba. Neyse, çok fazla bunlara takılmayalım. Ödüller falan var. Alışık olduğumuz Battle Pass sistemi bu oyunda da var arkadaşlar. Yani artık kodda da, PUBG'de de, Mobile Legends'da da, çıkan birçok online mobil oyunda da artık Battle Pass sistemi ekleniyor. Bu oyunların ekstra gelir kaynağı olmaya başladı. Hatta ana gelir kaynağı olma yolunda da ilerliyor. Harita seçemiyoruz galiba. Doğrudan biz hemen bir maç yapalım. Oyunun dinamiklerini inceleyelim. Bakalım bize nasıl bir his verecek. The Origin misyonu hatırlamıyorum. Unuttum bile. Ben de sizden sonra videoları izleyeceğim. Bir bakacağım yani. Karşı taraf %99 bottur diye tahmin ediyorum. Neyle başlayalım? Ben bunlarla başlamak istemiyorum. Neyse hadi bakalım. Şu P90'la bir başlayalım. Farklı bir haritayla başladık ha. Lan bot dedik ama bot değil mi yoksa? Oğlum bot değil galiba bunlar gençler. Hadi, güzel eğlenceli bir maç olacak gibi duruyor. Ben bot zannetmiştim. Yok. Ne kadar güzel öldük videonun başında. Bekle koçum. Bot maçı olduğunu bilsem bilmesem, yani düzgün adamlarla oynayacağımı bilsem P90'la başlamazdım. Neyse, değiştiririz, sıkıntı yok. Problem değil. Problem değil. Neredesiniz koçum? Oo, Pink'le beraber aradan kaynatıyor adamlar bizi. Bizdeki herkes neden AFK gibi davranıyor? Ulan videonun hayrına bari sal. Biz bot gibiyiz. Bunların hepsi neden duruyor sabit? Koçum bekle sen. Artık yeter yani. Ben katlanamamaya başladım. Bunları mahvetmemiz lazım. Ve oyun şu an deli gibi kasıyor. Deli gibi kasıyor yani. Oynayamıyorum. Çok fazla kasıyor. Şu iki salağı da keselim şuradan. Sürekli base'e gelip bizi vuruyorlar. Ama oyunun kasması galiba beta'da olduğundan kaynaklı. Origin misyonda böyle kasma problemleri yoktu. Yok abi, bu maç baya baya öleceğiz herhalde. Adamlar bizi baya yeniyor. Bizimkiler bot gibi oynuyor. Vuramıyoruz, çok fazla kasıyor ya. Ayarları mı düşürsek ya? Adam var ya, yemin ediyorum kanguru gibi. Sağdan soldan bizimkiler base'de yatıyor anasını satayım. Bizimkiler bot denk geldi bu sefer. Verdik maçı gençler, verdik yani. Anlam veremedim. Oyunun kapalı beta olması bu sefer bariz bir şekilde belli oluyor. Bence bu oyunun The Origin misyonla herhangi bir alakası yok. Çünkü çok fazla kasıyor, ping vuruyor. Hani anlaşılmıyor yani. Daha önce birkaç inceleme videosunu izlediğimde, yani orada da kastığını gördüm ama bu kadar olabileceğini tahmin etmemiştim gerçekten. Yani şöyle bir grafik ayarlarımızı inceleyelim. Nelerimiz var, nelerimiz yokmuş. Sadece smooth, balanced, fine. İki seçenek var. Hadi smooth'u alalım bakalım. Smooth'u seçelim. Bir de smooth'la oynamayı deneyelim. Team Clash olsun yine. Doğrudan hani bomba kurma falan, onlarla uğraşmayalım. Ayarları baya düşürdüm. Bakalım ne olacak. Yani düşük ayarlarda da kasarsa oynayamıyorsun çünkü. Kasmayı fazla yaptığı zaman
hedefleyemiyorsun. Sürekli olarak FPS drop yediğin zaman gerçekten oynaması çok zor hale geliyor. Bizimkiler yine bot gibi oynuyor ama oyunda kasma hala var arkadaşlar. Hani siz de oyundan haberdar olun diye videoyu kapatmayacağım. En azından oyunu deneyimlemiş olacağız ama kasmanın olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar bot değil galiba. Hani bot da olabilir, olmayabilir. Vuruyorlar da yani. Deminki adam mesela vurdu beni. Atış dinamikleri güzel. Silah sesleri oldukça idare eder. Hani ama doğrudan CS:GO o kadar kaliteli diyemeyiz. Hani The Origin misyon bana her türlü daha iyi geldi ya. Gerçekten daha iyi geldi. Ne haber canım? Karşı bot galiba bu sefer. Çünkü çok kolay ölüyorlar. En düşüğü aldığım zaman grafikleri de o kadar FPS drop olmuyor. Ama 60 FPS oynayamadığımızı da söylemem lazım. Hani şu an kapalı beta'da olduğumuz içindir yüksek ihtimal ama 60 FPS'te oynanmıyor. Gerçekten oynanmıyor. Şöyle silahımızın tasarımına bakalım. Lan tüm takımı var ya, buradan öldüreceğiz herhalde. Canım 19. Bot bot bunlar. Rastgele kurşunu denk geldi, öyle oldum. Yani ilk maçta bot değildi ama o zaman da çok kasıyordu. Şimdi de botlara denk geldik. Yani tüm haritaları Ice World'a benzetmeye çalışmışlar abi. Kısa, dört köşeli. Yani tüm haritaları Ice World'a benzemiş. Tamam iyi hoş da birazcık kendinize özgün haritalarda yapsanız kötü olmazmış yani. Kaplamalarımızın olduğuna bir takalım ya. Böyle düşük ayarlarda da kaplamalar çok güzel görünmüyor ama olsun artık. Oo, bu silah da baya... Öndekini hedeflemiyor, otomatik nişan alma, arkadakini hedefliyor. Garip. Yani oyun gerçekten garip arkadaşlar. The Origin misyondaki resim var mesela. Şu an gördüğünüz bu görsel The Origin misyondaki resim. Yani yüksek ihtimal bu oyunda herhalde The Origin misyonun devamı olacak gibime geliyor. İsmi değişiyor olabilir, doğrudur. Ama The Origin misyon daha güzeldi ya. Bu daha böyle fabrikasyon bir oyun haline dönmüş gibime geldi bana. Bu sefer de bizim şu anti-teröristlerle bir maç atalım bakalım. Aynen, yine teröristleri vuracağız. Ama bu seferkiler bot olmayabilir arkadaşlar. Umarım kasmaz, güzel bir maç atarız. AK ile haydi bakalım hayırlısıyla. Bunlara hemen. Oo, bunlar bot değil gençler. Tamam. Nice, güzel. Kasma da olmadığı sürece. Nice. Yani yakından savaşamıyorsak uzaktan savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Mükemmel. Bot değiller ama bizim de avantajımız var. Çok iyi. Yani bu snipe'la beraber takımı satmayacağız. Bizim takım çünkü bildiğin bot gibi. Çok güzel. Var mı şuralarda başka? O adam da aynı yerden gele gele bıkmadı yemin ediyorum. Of, çok kolay denk geliyordu. Buralarda buralarda. Hop. Yemedi. Yemedi. Bombayı salla oraya. Belki bomba ölür diyecektim, ölmedi. Neyse, problem değil. Bir snipe'la devam edelim. Oyunda çok fazla optimizasyon problemi var gençler ya. Gerçekten. Hani optimizasyon problemi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Adam beni vurdu. Ben onu vuracaktım, o beni. Ya bizimkiler abi uyuyor ya. Bir kişiyi bile vurmaya çalışmaz mı bir insan ya? Ta soldaki adam beni vuruyor. Ben sağdakini vuracağım diye uğraşıyorum. Bak cana, bak cana. Ah, pinkten dolayı ben normalde vururdum onu ya. Oo, mala bağladık yine var ya. Yemin ediyorum mala bağladık yine. Hani zaten pink, FPS drop'u, her şeyle uğraşıyoruz. Bizim adamlarda istikrar yok abi. Aa, nasıl yemez o kafayı? Sonunda gel buraya. Bomba yedik. Gerçekten çok fazla. FPS drop yiyorsun, ping çok hissediliyor. Yani The Origin misyon daha güzelmiş.
Hani gerçekten o daha iyiydi. Onun en son betasını oynadığımızda bence çok daha güzeldi. Alpha Ice olmamış. Tabii ki kapalı beta ileride daha güzel olabilir ama adamlar son kill'i benden aldılar. Yani son kill'i benden aldılar. Neyse gençler, bu oyunu da size göstermek istedim. Alpha Ice diye bir oyun var. Siz de görün, oynayamayanlar, indiremeyenler olursa diye bir oynamak istedim. Gördüğüm kadarıyla oyun henüz kapalı beta'nın kapalısında gibi yani. Performans problemleri var, ping problemleri var ve The Origin misyondan da farklı gibi duruyor. Sizin yorumlarınız, görüşlerinizi lütfen aşağıda yorumlarda tartışalım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.